Evet sevgili arkadaşlar, beraber kendimizce gerçekleştirmiş olduğumuz, kitaplarımızı, kaynaklarımızı edinen hocalarımızla gerçekleştirmiş olduğumuz böyle ufak seanslar oluyor. Onun ikincisindeyiz. İlkini geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdik bir pazar günü. İkincisini de Level Up Your Vocabulary kitabımız özelinde yapmaya çalışacağız. Ben şimdi birazdan kendimi ortadan kaldıracağım. Level Up Your Vocabulary kitabımızdan şöyle belirlemiş olduğumuz bir sayfayı sizlere de aktaracağım. O sayfaya sizin gitmenizi rica edeceğim ve oradan itibaren biraz kelime pekiştirmesi yapmaya çalışacağız. Level Up Your Vocabulary kitabımız orta üstü ve ileri düzeye yönelik olabilecek bir kaynaktır arkadaşlar. O açıdan hani bazı kelimelerde zorlanırsanız, bazı cümleleri yorumlamakta problem yaşarsanız kendinize bu anlamda büyük eleştiri yapmayın. Gayet doğaldır. Çünkü ön taraftan bir çalışma yapıldıktan sonra anlam ifade eden bir kitabımızdır. Onu hatırlatmış olayım. Ve sevgili arkadaşlar, Vokiyatları kitabımızda sayfa 84. Tüm arkadaşlarımız sayfa 84'e gidebilirse, orta tarafta ne bekliyor bizi? Bir adet arkadaşlar, böyle kelime pekiştirmelerinin başlamış olduğu bir kısım var. Böyle part 1 olarak göreceksiniz. General Vocabulary Exercises şeklinde olan bir kısımdır. Ben şöyle kendimi ortadan bir kaldırayım sevgili arkadaşlar. Ve direkt sorular üzerine, cümleler üzerine yorumlaşmaya çalışalım. Şimdi burada cümlemiz var. Koyu olarak görünen sözcüğümüz var zaten görüyorsunuz. Ve eşleştirmeye çalışacağız. Basit bir aktivite böyle hafızamızı da biraz tazeleyeceğiz sevgili arkadaşlar böylece. Oradaki hangi kelimeye eş geldiğini düşünüyorsanız bana özelden ister rakamını belirtebilirsiniz. isterseniz de ne yapabilirsiniz? direkt kelimenin kendisini yazabilirsiniz. Ben de size aklıma gelen birkaç eş anlamıyla beraber yardımcı olmaya çalışacağım. Hazırsak başlayalım. Yorumlar sadece özel taraftan Naci Aslan Kılıç'a gelirse çok sevinirim. Sayfa 84'teyiz. Sonradan katılan hocalarımız için tekrardan bir hatırlatma yapmış olalım ve hemen girişte bakalım ne bekliyor bizi. He doesn't resemble either of his parents. Yani anne babasının, ebeveynlerinin her ikisine de resemble etmiyor bir çocuk, bir evlat arkadaşlar. Anne babasının her ikisine de resemble etmiyorsa ne yapmıyordur acaba? Dediğimiz bir nokta var değil mi? Ne yapmıyordur? Resemble etmiyor. Yani benzemiyor diyoruz değil mi? Ya da çekmek deriz ya arkadaşlar. Annesine çekmiş, babasına çekmiş. Burada karakteristik özellik olarak, huy olarak, görünüş olarak böyle bir benzeme var. Böyle bir çekiş var değil mi? Ne diyebiliyoruz? Dediğiniz noktalara katılıyorum arkadaşlar. Dediniz ki Hocam resemble'ı alalım. Take after'la başlayalım. Beş numara dediniz. Doğru yerdesiniz arkadaşlar. Hemen take after'ımız, resemble'ımız ve eş anlam olarak da bir adet ne alabiliriz? Dediğiniz look like'ı değerlendirebiliriz demek. Aldım arkadaşlar buraya. Geldim Bursa'ya. The house is going through a large renovation now dedim mi? Ev şu anda büyük bir tadilat ve go through. Arkadaşlar ülke iyi zamanlardan kötü zamanlarda. Bir kişi iyi güzel dönemlerden kötü dönemlerden ya da bir ev bir tadilattan ne yapabilir? Go through, geçebilir diyoruz değil mi? Bu bir tadilattan geçmesini iyi ya da kötü dönemlerden geçmesini ne diye alabiliyoruz arkadaşlar? Basitçe bir yaşamak diyebiliyoruz değil mi? Ya da deneyimlemek diyebiliyoruz. Madem ev büyük bir tadilat yaşıyor demediğimiz için tadilattan geçiyor niye yorumluyoruz orayı değil mi? Nereye doğru? Sizler de bu arada yorumlarınızı aldınız. Dediniz kocam, orada güzel bir undergo fiili de alabiliriz. Değil mi? Undergo var, go through var, experience var. Hani live dememek için ne diyebiliriz? Bu tarz fiillerimizi alabiliriz. Dört numaradasınız doğru yerdesiniz arkadaşlar. Bir de ne var? Bunlardan sonra şey var değil mi? Endure var. Ah neler yaşadım biliyor musunuz? Hani yaşamak, dayanmak, katlanmak gibi anlamlarla endure'u da yan tarafa koyabilirsiniz. O zaman geldim C'ye. Şurada bir the moment'la bir adverbic clause'um var. Bir zarf cümleci var arkadaşlar. The moment he has heard about your attempt, bu teşebbüsünü duyduğu anda, senin bu girişimini, bu teşebbüsünü duyduğu anda muhtemelen öfkesini display edecek. Arkadaşlar bir kişi öfkesini display ederse öfkesini ne yapmış olur? Onu bir düşünün. Öfkesini ne yapacak? Tabii ki sergi. Lemek olacak değil mi? Öfkesini sergilediğinde ne yapmış olacak? Gözler önüne sermek olacak arkadaşlar. Yani o öfkeyi öyle ya da böyle bize arkadaşlar demonstrate edecek değil mi? Bize gösterecek arkadaşlar. Onu bize show edecek. Onu bize öyle ya da böyle bir indicate edecek. Yani madem sergileyecek, gözler önüne serecek. Diyorsunuz ki hocam üç numara. Doğru yerdesiniz arkadaşlar. Çünkü exhibit... Oradan exhibition'a gidiyoruz değil mi? Yani sergilemek kısmından sergi sözcüğüne doğru da gidebilirsiniz. Doğru yerdesiniz. Denizli'ye geldim. Bir kuş familyasının alt türleri kanatlarındaki işaretlerle ne yapılıyormuş? Differentiate ediliyormuş arkadaşlar. Yani kanatlarındaki izlerle, işaretlerle ayrıştırılıyormuş, ayrılıyormuş. O zaman differ'dan geliyor zaten değil mi? Differ, different, differentiate ayırmak ya da ayrıştırmak şeklinde kullanabiliyoruz. Oradan diyorsunuz ki hocam, şurada D ile başladık, bir D ile daha devam ettik. Değil mi? Distinguish, differentiate, ayırmak, ayrıştırmak. Başka neyimiz var arkadaşlar? Yine bir discriminate var değil mi? Discriminate de hem ayırmak, ayrım yapmak hem de olumsuz mantıkta ayrımcılık yapmak şeklinde de kullanabiliyoruz değil mi? Yani pazara birisini gönderirsiniz. Ya sen sebze meyveyi iyi ayırıyorsun dediğimde iyi, iyi kötüden ayırıyorsun dediğinde bu ayrıştırmayı yapabilecekse discriminate de kullanırsınız ama bana iş yerinde ayrımcılık yapıyor. Evet. Orada da discrimination tarzında alabilirsiniz. Şimdi bir kişi var. Ofis işlerinden sorumlu tutulmaktan detest ediyor. Ya arkadaş niye ikide bir beni bu ofis işlerinden sorumlu tutuyorsunuz? Ben bunu detest ediyorum. Ben bu durumu ne yapıyorum? Load ediyorum. Ben bu durumu sevmiyorum yahu diyecek değil mi? O sevmemelerde, o nefret etmelerde load gibi, dislike gibi, hate gibi fiilimizi hak eden hangisi oluyor? Doğru yerdesiniz. Dediniz ki hocam abhor. Epozifi de gerçekten orta üstü ve ileri düzey olabilecek nefret etmek, sevmemek anlamıyla kullandığımız bir fiil ve hiçbir şey onun fikrini değiştirmesini induce edemez. Şimdi induce'a baktığımızda arkadaşlar böyle bir olumlu mantalite aldığımızda ne yapmış oluyor? İkna etmek şeklinde değerlendiriyoruz ya da cesaretlendirmek diyoruz değil mi? Olumsuz mantıkta aldığımızda neden olmak, yol açmak şeklinde kullanabiliyoruz. Yani ben burada persuade kısmını ikna etme, cesaretlendirmeye doğru aldım. Cause'ı da neden olmaya doğru değerlendirdim arkadaşlar. Güzel bir fiildir induce, dikkat etmek lazım. Aynı mantıkta hangi fiil var? Bakın prompt fiil var. Aynı mantıkta arkadaşlar. Ya da indis'in abisi ya da kardeşi diyebilirsiniz. Conduce var bakın. Conduce'da da aynı mantık var. Prompt'ta da aynı mantık yaparsın aslanım, yaparsın dediğiniz zaman buradaki prompt ikna etme, cesaretlendirme gidiyor. Yani Persiyede gidiyor. Ama işte hızlı araç kullanması, şuna sebep oldu, buna sebep oldu dediğinizde evet cause mantığıyla yine promptu kullanabilirsiniz. Geçtim ikinci gruba. Birinci grupta gayet iyisiniz. İkinci grupta gypsies first inhabited this island years ago. Yıllar yıllar önce bu adada ilk kez çingeneler inhabit ediyormuş arkadaşlar. E bir bölgede ilk kez birileri inhabit ediyorsa en basit mantıkta nedir arkadaşlar yaşamaktır değil mi ya da ikame etmek dediğimiz nokta sev arkadaşlar. Yani bizim için nereye gider? resigned fiiline doğru gidebilir değil mi? O bölgenin rezidansı yani oturan kişisi şeklinde resigned fiilini alabilirsiniz. Başka ne dersiniz arkadaşlar? Evet o bölgenin settler'ı yani oturan kişisi nereden geliyor? Yerleşmekten geliyor değil mi? Settle down'dan geliyor. Ve oradan nereye kadar indiniz? Bravo size. Altı numaraya kadar geldiniz. Dediniz ki hocam developer. Bravo. Developer da yine o bölgenin yaşayan oturan kişisi değil mi? Şimdi bilgisayarları düşünelim bilgisayarlar öğrencilerin becerilerini ne yapıyor enhance ediyor. Doğru. Yani bilgisayarlar hayatımıza girdiğimizden beri bazı problemleri ele alma noktasında becerimizi ne yapıyor bilgisayarlar enhance ediyor. Yani o becerimizi arkadaşlar en basit mantıkta arttırmış oluyor, değil mi? Arttırmak yani desteklemek şeklinde değerlendirebilirsiniz. Yani en basit mantıkta ne oluyor arkadaşlar? Improve etmiş oluyor bizim becerilerimizi foster etmiş oluyor, enhance etmiş oluyor, improve etmiş oluyor. Sizin de dediğiniz gibi daha iyi bir hale getiriyorsa, orayı destekliyorsa arkadaşlar, burada make better mantalitesini kullanabilirsiniz. Şüphelinin parmak izleri, silahtaki parmak izleriyle correspond with ediyorsa ne yapıyordur arkadaşlar? Şüphelinin parmak izleri, silahtaki parmak izleriyle correspond with ettiğinde biz ona uyuşmak diyoruz ya da eşleşmek diyoruz değil mi? Silahtaki parmak izleriyle uyuşuyorsa ya da eşleşiyorsa burada curve respond with edatıyla çok güzel giden yine aynı anlamı birebir verebilen bir fiilimiz var. O da ne oluyor? Tabii ki match fiili oluyor değil mi? En basit mantıkla. Başka ne diyebilirsiniz? Mesela go with diyebiliriz arkadaşlar. Go with de, de öyle. Hani bu halı, bu eve, bu odaya hiç uyudu mu? hiç hani eşleşti mi mantığında o matchle yine go with olacak şekilde alabiliriz. Levent hocam comply with diyor. Comply with de, de genelde kurallara uyma noktasında bu itaat etme, uyma noktasında kullandığımız yine güzel bir fiil. Geçelim Denizli'ye. Elimizde bir firma, bir şirket var ve savaş patlayıcıları manufacture ediyor. Bir şirket herhangi bir ürünü manufacture ediyorsa ne yapmış oluyor? En basit mantıklı arkadaşlar bir make etmiş oluyor değil mi? Yani onu yapmış, onu üretmiş oluyor arkadaşlar. Onu yapması, onu üretmesi nereye doğru gider? Bravo. Mantıkla yine dediniz ki hocam dört numarada producer doğru gidiyor. Alihan hocam diyor ki hocam generate noktasında da değil mi? Generate'de de ne var? Yine üretmek var. Çoğaltma noktası, üretme noktası var. Doğrudur. Elimizde fotoğraflar var. Gittik biz o fotoğrafları enlarge ettiysek arkadaşlar, kitap okuyarak ufkumuzu enlarge ettiysek, fotoğrafları enlarge ettiysek ne yapmış oluyoruz? Büyütme mantayetesine doğru gidiyoruz değil mi? O büyütme bize büyüteci de hatırlatabilir. O kullanılan sözcüğün anlamlarından bir tanesi de büyüteç olacak şekilde gidecek. Aynı yerden geliyor. Yani enlarge ettiğimizde arkadaşlar ne yapmış oluyoruz? Broad, broaden etmiş oluyoruz ya da expand genişletmiş orayı büyütmüş oluyoruz değil mi? Hani wide'da bir genişleme noktası var oradan widen yapmış oluyoruz. Ve dediğiniz gibi arkadaşlar magnify. Şimdi magnifier diye bir şey aldığımızda büyüteç oluyor. Magnifier atın y'yi getirin i, e, r takısını oradan büyütme noktasından büyüteçe doğru gidiyorsunuz. Nedret hocam amplify diyor. Amplify da da öyle hocam. Aynen büyütmek şeklinde yorumlayabiliyoruz. Şimdi bazı araçların gerçekten çok kocaman motorları oluyor. Bu motorlarda daha fazla yakıt ne yapıyor arkadaşlar? Daha fazla yakıt tüketiyor dersiniz değil mi? Ve bu tüketmelerde evet use up özellikle tamamen bitirme tüketme mantığını değerlendirirsiniz. Bazen kişiler der ya I am exhausted. Bittim yahu, tükendim derler ya. Exhaust ne oluyor o zaman? Bitmek, bitirmek, tüketmek, tükenmek gibi anlamlarla yorumluyorsunuz. Bakın çok güzel bir fiil daha var. Deplete fiil arkadaşlar. Deplete'de de özellikle doğal kaynakları vesaire deplete ettiğimizde onu bitirmiş, tüketmiş oluyoruz. Bunlar da kıymetli fiil nedir? Eş anlamı olarak yazabilirsiniz arkadaşlar. Geldim 3 numarada grupta sevilen bir fiille başlayacağım. Bir risk alıyorken arkadaşlar ne yapmamız lazım? Bütün etmenleri, bütün faktörleri evaluate etmelisiniz. Yani bir risk alıyorken bütün faktörleri ne yapacağız arkadaşlar? Tabii ki değerlendirmelisiniz diyeceğiz. Ve bu değerlendirme fiiline eş anlamı olan çok güzel bir fiilimiz var. Sağda solda böyle değerlendirmek denince akla ilk gelen fiil oluyor kendisi. Hangisi? Böyle değerlendirme testleri de var. Yorumlar gelmeye başladı. Diyorsunuz ki hocam, evet şuradaki rakama gidelim. Doğru arkadaşlar ama ben size bir de appraise'i yazayım. Bakın appraise de güzel bir değerlendirme fiilidir. Gauge en ağırlarından bir tanesidir. Gauge. Burada da yine değerlendirme noktası var arkadaşlar. Evet SS fiilinden bahsediyoruz ama appraise'i de yazın. Gauge de bulunsun. Bunlar da bir üste çıkmak isteyen hocalarım için değerlendirilebilir bir çile var. Bir ızdırap var arkadaşlar. Peki nereden kaynaklanıyor? Tabii ki savaşlardan kaynaklanan çile, ızdırap var, değil mi? Ülkenin hala dünyanın hala çeşitli bölgelerinde varlığını devam ettirmektedir bu çile diyeceğim. Peki bu çile nereden kaynaklanıyordu? Bir savaştan kaynaklanan bu ızdıraplar, bu çileler dünyanın çeşitli muhtelif bölgelerinde hala prevail, hala hüküm sürmekte, hala varlığını devam ettirmekte. Evet, sıkıntı nereden kaynaklanmaktadır dediğimizde den kaynaklanmak anlamıyla çok güzel from edatını da alabilen fiiller var burada değil mi? Kendisini güzel gösteriyor tabii ki. Siz onu gördünüz. Başka ne diyebiliriz dediğimde arkadaşlar. Orada mesela ilkbahar mantığını veren bir spring var ya. Hani kaynak suyu de diye geçiyor ya, spring water diyorsunuz ya kaynak sular da böyle geçiyor değil mi? Şimdi onu alırız ve şuradan kaynaklanmaktadır deyip bakın bunu da kullanabilirsiniz. Başka ne diyoruz? Mesela acil durumlar için ne kullanıyoruz? Emergency diyoruz değil mi? Nereden geliyor? Nokta noktadan kaynaklanmak mantığındaki emerge from'dan geliyor değil mi? Başka ne diyoruz? Derive from diyoruz şundan kaynaklanıyor, bundan kaynaklanıyor. Ya da bir sözcük şundan türüyor, bundan türüyor. Evet, sizler de bu arada stem from yazdınız, originate from yazdınız. Doğru yerdeyiz, altı numaradayız. Şimdi değişiklik yapacaksınız evde vesaire. Ben de diyorum ki these alterations, bu değişiklikler büyük bir maliyet entail edecek. Yani değişiklikler yapın, yapmayın demiyorum ama büyük bir maliyet entail edecekse büyük bir maliyet ne yapacak arkadaşlar? Gerektirecek değil mi? Bu değişiklikleri yapması büyük bir maliyet gerektirecektir. Deyince siz de diyorsunuz ki hocam hani şu gerekli olan sıfatımız var ya da gereklilik anlamıyla kullandığımız requirement değil mi? Sonuna bir mint ekliyorsunuz isimleşmiş oluyor. Evet güzel bir sözcüğümüz. Buradan necessitate'e de doğru gidiyoruz değil mi? Yani aynı şekilde necessitate dediğimizde de arkadaşlar yine gerektirme mantalitesiyle değerlendiriyoruz. Başka neyimiz var? Call for var değil mi? Çok güzel bir phrasal verb'tür. Sınavlarda çok sever. Mesela bu iş büyük bir sabır entail, büyük bir sabır call for gerektirmektedir diye de yorumlayabilirsiniz. Şimdi sınavda eski dönem KPDS'de stipulate'i sordular arkadaşlar. Stipulate de şart koşmak. O şart koşma hani atıyorum diyorum ki 7506 numaralı kanun şunları şunları yapmamızı şart koşmaktadır. Yani gerektirmektedir diye yandan destekleyebilir. Aklınızda bulunsun notlarınız arasında yer alsın. Şimdi karşılıklı bir antlaşmadan bahsedeceğim. Özlem bu. Karşılıklı antlaşma. Her iki taraf arasında da bir güven breed edecekse o güveni breed etmek ne demek arkadaşlar? Şimdi normalde baktığımızda breed ne demektir? Üremek, çoğalmak demektir arkadaşlar. E karşılıklı bir antlaşma her iki taraf arasında güveni çoğaltacak demek. Ne mantıkta kullanıyorum? Ha güven oluşturacak demek, değil mi? Şimdi güven üretmek demiyorum. Güven oluşturmak şeklinde kullanacağım. Pekala o oluşturmayı neresi verecek sevgili arkadaşlar? Onu da bir değerlendirelim. Breed confidence normalde breed'in anlamı dediğimiz gibi çoğaltmak, üremek, üretmek şeklinde. Ama Güven çoğaltmaktan kastımız da aynen dediğiniz gibi. Produce confidence değil mi? Güven inşa etmesi gibi, güven üretmesi, yani güven ortaya koyması diye yorumlayabilirsiniz. Burada mecaz yapmış olduk sevgili arkadaşlar. She seemed to expand her energy on trivial matters. Enerjisini önemsiz meselelerde expend ediyor görünmekteydi. Şimdi şurada baktığımızda enerjiyi expand etmek ne demek? Enerji demek. Ya da bir parayı. Ya da bir becerisini, yeteneğini, zamanı demek bir yerde harcamadan bahsediyoruz arkadaşlar. Normalde harcama deyince tabii ki spend noktası gelir. Spendin bir üstüne çıkmak istiyorsanız arkadaşlar burada expand şeklinde değerlendirebilirsiniz. Enerji harcama tabii ki çarçur etme noktasında waste'e doğru gidebilirsiniz. Waste energy şeklinde yorumlayabiliriz. Son cümlemize geldiğimizde burada she is trying to accumulate evidence to convict and get rid of her business partner iş ortağından kurtulmak ve onu efendim suçlu çıkarmak için delil accumulate etmeye çalışıyor. Delil accumulate etmek ne demek oluyor arkadaşlar? Tabii ki delil toplamak şeklinde yorumluyoruz, değil mi? Ve burada pile up biriktirme, üst üste koyma. Bazen pile up diye görürsünüz çoğu zaman da build up diye de alabilirsiniz. Build up da üst üste koyduğunuzda ne yapmış oluyorsunuz? Yine biriktirmiş oluyorsunuz değil mi? Burada da together, together'ın together and, aldığımızda yine arkadaşlar biriktirmek, bir araya getirmek şeklinde kullanırsınız. Bakın Garner da vardır bu anlamda arkadaşlar. Garner evidence. Ne oldu? Yine delil biriktirme, delil toplama oldu. Yani collect bakış açısını veriyor. Sedat Hocam bu arada diyor ki, hocam mutual eşittir reciprocal. Şurada diyor karşılıklı anlamıyla kullanmış olduğumuz bir yer var ya, o karşılıklıya diyor reciprocal olarak alalım. Kitapta diyor bir hayli geçti, benim diyor dikkatimi çekti. Onu da hatırlatmak isterim diyor. Teşekkür ederim Sedat Hocam. Onu da yazmış olalım. Karşılıklı antlaşmalar reciprocal ve mutual olacak şekilde de sizlere sunmuş olalım. Hadi bakalım o zaman toplamda dördüncü bölüme doğru yavaştan yavaştan geldim. Şimdi bir kişinin tuhaf davranışları var, öznemiz olmuş. Her odd behavior. Onun tuhaf davranışları yeterli olmuştu, yetmişti. Ne yapmaya yetmişti arkadaşlar? Merakımızı arouse etmeye yetmişti. Merak arouse etmek arkadaşlar. Bir kişinin merakını, bir kişinin ilgisini arouse ediyorsa ne diyoruz ona arkadaşlar? En basit mantıkta uyandırmak diyoruz değil mi? Merak uyandırmak olabilir. Başka zaman gelir interest dersiniz ilgi uyandırma yani ilgisini çekme şeklinde değerlendirirsiniz. Başka zamanda arkadaşlar suspicion olacak şekilde kullanabilirsiniz. Şüphe uyandırma şeklinde. E o zaman o uyandırmayı düşünün. Hadi deyin wake up mantalitesinden değil mi? Uyan noktasından nereye doğru gittiniz? Doğru yere. Evet. Wake up'tan awaken dediniz. Entis bu da bir üstü olacak şekilde arkadaşlar. Başka ne alabilirsiniz? Mesela bir phrasal verb olarak stir diyebilirsiniz arkadaşlar. Hani bazen stir up diye de gelebiliyor. Stir karıştırma şeklinde alıyoruz ama burada bir merak varsa o merakı karıştırma ne oluyor? Harekete geçirme oluyor. Yani bir nevi uyandırma noktasına doğru gidiyoruz. Güzel. Şimdi bir kişi alkollü araç kullanmanın etkisiyle yakalanıyor. Tamam alkolün tesiriyle yakalandıktan sonra tabii ki sürüş haklarından ne yapılmış olur arkadaşlar? Sürüş haklarından olmuş olur değil mi? Burada deprive of dediğimizde den olmak, men etmek şeklinde mahrum kalmak ya da mahrum bırakmak aktif pasif cümle yapısına göre değerlendirebilirsiniz. Bir kişi sürüş haklarından yani ehliyet haklarından men edildiyse, ehliyet haklarından olduysa, ehliyet haklarından mahrum bırakıldıysa ne yapılmış oluyor? Yani araç kullanması engellenmiş oluyor değil mi aslında? Yani deprive of'u alıyorum. Madem engel oluyor artık yakalanmış çünkü. Bravo. Basit mantıkta prevent from'a gidiyorum arkadaşlar. Alıkoyma, önleme engelleme şeklinde değerlendiriyor. Bakın şurada deny fiili var. Evet deny'in ilk anlamını ne olarak kullanıyoruz? İnkar etmek değil mi? Ama ikinci, üçüncü anlamlarına doğru bir bakın arkadaşlar. Yani he was denied diye bir şeyle karşılaştığımızda inkar edildi mi? Ne demek yani inkar edildi? Ha demek ki o cümleye böyle uymayacak arkadaşlar. Onun yerine ikinci anlama doğru gidin ve mahrum bırakmak, elinden almak gibi anlamda değerlendirir. Levent hocam diyor ki, hocam orada deter from olur mu? Deterde de bir hani önüne set çekme, alıkoyma, engelleme bakış açısı var ya, doğru hocam kullanabiliriz. Ve son YDS'de de deterrence diye sorgulandı değil mi engel şeklinde deterrence'ı da gördük sevgili arkadaşlar. Organizasyon firması bir değişiklik yapmadıkça iki organizasyon var maalesef birbirleriyle coincide with edecek. İki organizasyon birbirleriyle coincide with edecekse ne oluyor arkadaşlar? Aynı ana denk gelmek şeklinde tekabül etmek diye yorumluyoruz değil mi? Hatta günlük konuşma dilinde ne tarz bir ifade var? Deriz ya what a coincidence şeklinde. Ne tesadüf. Hani karşılaştık burada gibi bir kullanımda var değil mi? Madem aynı ana tekabül ediyor, aynı ana denk geliyorsa aynen öyle dediğiniz gibi arkadaşlar. Occur at the same time şeklinde aynı anda gerçekleşme denk gelme diye yorumlayabiliriz. ÖSYM'nin çok sevdiği bir fiil arkadaşlar. isim hali de yine sıfat hali de bolca seviliyor aynı ana denk gelme bakış açısı. Bazen coincidental diye sıfatlaştırıyorlar. Bazen coincidence diye isimleştiriyorlar. Her halini seviyor ama genelde yanlış olan seçeneklerde yer alıyor. Bunu da hatırlatmadan geçmeyin. Yine hocamız diyor ki hocam burada o karşılaşma noktasıyla bump into diyebilir miyiz? Tabii özellikle aynı anda bir yerde bulunma, denk gelme noktası değil mi? Orada bump into'yu kullanabiliyoruz. Come across gibi arkadaşlar. Come across gibi. Şuna rastladım, bununla aynı anda karşılaşıverdim gibi. Run into, run into'da da karşılaşmak var. Özellikle son YDS'de nasıl geldi arkadaşlar? Run into problems, sıkıntılarla, problemlerle karşılaşmak diye ikinci anlamıyla beraber soruldu diyeyim. Denizli'ye geçeyim mi? Geçtim. Labor Union, sendikalar diyoruz değil mi? İşçi sendikalar, işçi birliklerine sendikalar dedim burada. Sendikalar işçilerin haklarını ne yapar arkadaşlar? Advocate eder. Yani avukatlığını yapma değil mi? Advocate de bir nevi orada avukat diye de Amerikan İngilizcesinde bolca karşımıza gelebiliyor. O zaman destekleme, savunma avukatlığını yapma noktasına göre aldığımızda arkadaşlar. Orada ne yapıyor yine? Support ediyor en basit mantıkta değil mi? Ya da back up ediyor, foster ediyor, promote ediyor değil mi? Arka çıkıyor, destekliyor orada. Evet support gibi kolay bir sözcükten ziyade ne kullandık dediğiniz tarzda favor kullandık. Favor'da hem iyilik var, iyilik yapma var hem de destek olma, arka çıkma bakış açısı yani backup gibi, foster gibi, promote gibi mantalitelerle de kullanabiliyoruz. Burada saat dörtten sonra kışları burada hava ne yapıyor? Deteriorate ediyor arkadaşlar. Ya da hastanın durumu günden güne deteriorate oluyorsa, kumaşlar, deriler belli bir zaman sonra deteriorate oluyorsa ne oluyor arkadaşlar? Bayağı bir kötüleşiyor değil mi? Kötü hale gelmek, kötüleşmek şeklinde kullanıyorum. Yani worsen oluyor değil mi? Ya da go worse daha da bir kötüye gidiyor, kötüleşiyor. Yine ne alabiliriz arkadaşlar orada? Aggravate alabiliriz değil mi? Aggravate de, de yine kötüye gitme, kötüleşme. Mesela yaranız vardır. O yara azar arkadaşlar. Yaranın da azması noktasında aggravate fiilini de kullanabiliriz. Ve son fiilimize baktığımızda da partisine bu kadar bir kalabalık beklemiyordu diyeceğiz değil mi? Anticipate, anticipation, beklenti diye isimleştirebilirsiniz. Evet burada await, expect, wait for şeklinde kullanabilirsiniz. Ummak, beklemek fiil olarak değerlendirebiliriz. Efendim geldim. Beş numaranın olduğu grup fiillere. The army notified the citizens. Ordu vatandaşları notify etti. Sokağa çıkma yasağına yönelik efendim vatandaşları notify ediyor. Ne yaparak? Anonslar yaparak değil mi? Duyurular yaparak, anonslar yaparak sokağa çıkma yasağına yönelik vatandaşları notify eden bir birim varsa ne yapmış oluyoruz? Bazen cep telefonlarımıza da notification geliyor değil mi? Bildiriler geliyor arkadaşlar. E o zaman buradaki bildiri noktasına doğru gittiğimde bilgi vermek ya da bilgilendirmek şeklinde alabiliyorsunuz. Evet, bilgilendirme deyince information'dan çektiniz değil mi? Bravo. Inform dersiniz notify dersiniz. Report diyebilirsiniz tabii. Ne yapmış oluyor? Orada bir rapor sunmuş oluyor. Değil mi? Kullanabiliriz tabii ki. Şimdi French speaking people öznem oldu. Aldım burada. Fransızca konuşan kişiler Kanada'da Quebec eyaletine baktığımızda bu eyalette ne oluyorlar? Predominate oluyorlar. Yani burada hakim olmaktadırlar. Üstün olmaktadırlar diyebiliriz arkadaşlar. Sayıca yetki açısından, nüfuz açısından ağır basmak hakim olmak şeklinde yorumlayabilirsiniz. Fransızca konuşan kişiler Kanada'da Quebec eyaletinde ağır basıyorlar, orada hakim oluyorlar, üstündürler dediğimizde arkadaşlar. Ne yapmış oluyoruz? Bir nevi söz hakkına sahip olmuş oluyorlar, değil mi? Orada bir yetkiye, bir nüfuza sahip olmuş oluyorlar. Bunu neyle veriyoruz? exert control bravo ya da exert influence olacak şekilde. Yani bir kontrol uygulama, ağır basma, hakim olma. Exert influence diye aldığımda bir nüfuza sahip olma. Exert'ü burada have gibi kullanabilirsiniz. Have control, have influence şeklinde yorumlayabilirsiniz ve bugünün aktiviteleri içerisinde çoğunlukla bugünün aktiviteleri neyden oluşacakmış? Seminerlerden ve derslerden oluşacakmış. Comprise of aktif ile de pasif ile de çok sevdiğimiz bir fiil değil mi? Den oluşmak anlamıyla kullanıyoruz. Aktif cümlelerde ofu kullanmanıza gerek yok ama pasif olduğunda comprised of şeklinde alabiliriz ve tabii ki den oluşmak ya da oluşturma mantalitesi söz konusu olunca ÖSYM'nin çok sevmiş olduğu bir phrasal verb var değil mi? Nedir o? Tabii ki make-up'tan bahsediyoruz değil mi? Make-up'ımız var, compose'umuz var, constitute var bu oluşturmalarda. Tabii ki form diyebilirsiniz değil mi? Yine oluşturma bakış açısıyla değerlendirebiliyoruz arkadaşlar ve Aktif cümleler için ne alabiliyoruz? Consist of diyebiliyoruz değil mi? Consist of'un pasivi yoktur. Sürekli olarak aktif cümle yapılarında Karşımıza gelen bir yine o falan bir fiilimiz. Karadeniz'de balık ebant'tır arkadaşlar. Peki Karadeniz'de balık ebant oluyorsa ne demiş oluyoruz? Efendim oradan abundant'a doğru gittiğimiz sıfat halini daha çok bildiğimiz bir kullanım var değil mi? Bol olmak, bol bulunmak şeklinde kullanabiliyoruz. Madem Karadeniz'de balık bol bulunuyor, bol oluyorsa aynen öyle değil mi? Abundant alıp da sıfat olarak eşleştirmeye çalışacak olsak neyle eşleştiririz? Plentiful'la eşleştiriliyor değil mi sıfatlarda? O zaman be plentiful diyebilirsiniz. Bol olmak, bol bulunmak şeklinde. Şimdi sobaları düşünelim. Sobalar ısıyı ne yapıyor? Emit ediyor. Fabrika bacaları dumanı ne yapıyor? Emit ediyor. Arabalardaki egzoz dumanı ne yapıyor? Atmosfere emit ediyor değil mi? Yayıyor, salıyor anlamıyla kullanıyoruz arkadaşlar. O zaman ısı yaymak, ısı salmak atmosfere bırakmak şeklinde aldığımızdan burada arkadaşlar emisyon diye de Türkçeleşmiş değil mi? Emisyon diye de alabiliyoruz. Ne oldu? Sent out oldu. Dışarı bir göndermiş olduk değil mi? Ne yapmış olduk? Release etmiş olduk. Evet release'de de salı vermek, salmak, yaymak anlamıyla kullanabiliyoruz tabii ki. Evet phrasal verblerde arkadaşlar yine sen out kadar kıymetli olan ne var? Give off var arkadaşlar. Çift fiili. Give off'umuz da yine atmosfere herhangi bir şeyi yayma, salma şeklinde değerlendirdiğimiz bir phrasal verbimiz. Güzeldir. Betül hocam spread diyor. Hocam spread de yayılması. Evet. Yine o şekilde değerlendirebiliyoruz. Yayılma noktasını da yazmış olalım bulunsun. Daha orta halli bir fiil olarak değerlendiriyoruz tabii. Başkan düşünüyor. Başkan neyi düşünüyor acaba? Kendi departmanında bir huzursuzluk var. Bu huzursuzlukla nasıl tackle edeceğini düşünüyor. Bölümünüzde departmanınızda bir huzursuzluk var ve bununla nasıl tackle edeceğini düşünmek ne oluyor arkadaşlar? Tabii ki nasıl ele alacağını düşünüyor. Nasıl başa çıkacağını düşünüyor değil mi? Başa çıkmak. Yani uğraşmak şeklinde ele almak, ilgilenmek diye gidiyoruz. Evet, undertake var, deal with var, tabii ki cop with var değil mi? Uğraşma, başa çıkma noktalarında cop with'imiz var yazdım hemen. Handle'ımız var tabii ki. Handle'ı da alabiliyoruz. Başa çıkma, uğraşma. Ama benim sizlere yazmak istediğim fiil address fiili arkadaşlar. Evet bildiğiniz adres mantığıyla kullandığımız bu fiilimiz address and unrest. Yani bir huzursuzlukla uğraşma, başa çıkma. Address an issue. Bir sıkıntıyla uğraşma, başa çıkma. Address a problem gibi kullanımlarda. Address fiilini unutmayın derim sevgili arkadaşlar. Önemli bir kullanım. Altıncı gruba bakalım. Buyur. We must wisely exploit the resources we are provided bize sağlanan bize verilen kaynakları akıllı bir şekilde exploit etmemiz lazım. Şimdi exploit fiilinde baktığımızda arkadaşlar ne diyebiliyoruz? Eğer ki olumlu bir mantıkta geliyorsa bildiğiniz faydalanmak oluyor, kullanmak oluyor değil mi aslında? Olumsuz mantıkta olunca ne oluyor arkadaşlar? Sömürmek oluyor. Değil mi? Gidip bir ülke başka bir ülkenin kaynakları noktası ya da sömürgecilik faaliyetleriyle alakalı bir pasaj varsa orada exploit hiç de güzel beklemeyin tabii ki. Olumsuz bir mantıkta olacak ama yani bize sağlanan, bize verilen kaynakları doğru düzgün bir şekilde exploit etmeniz Burada olumsuz bir şey yok arkadaşlar. Normal bir şekilde kullanabiliriz. Yani yararlanmak, faydalanmak. Bravo. Bildiğiniz efendim use gibi utilize gibi tabii bu grup biraz popüler ÖSYM seviyor değil mi özellikle de phrasal verb olarak neyi sordular zamanda draw on dediler 2000 2016 ya da 2017'nin YDS'sinde arkadaşlar faydalanmak, yararlanmak. Harness daha çok enerji tiplerinde çok karşımıza geliyor. Doğrudur. Mesela Harness Solar Energy diye gidebiliyorsunuz. Güneş enerjisinden vesaire faydalanma, yararlanma şeklinde kullanıyoruz. Tabii ki orta halli neyimiz var? Benefit from'umuz var değil mi? Yine faydalanmak, yararlanmak şeklinde kullandığımız. Sonra ne yapabiliyorlar? Böyle make use of gibi make use of gibi isimleştirip değişik hallere sokabiliyorlar. Olsun. Hepsi bizden onu numaraya yazdım arkadaşlar. Şimdi bir kişi haksız herhangi bir şey görünce, adaletsizce, haksızca olan herhangi bir şeyi görünce bir kişi öfkesini körp edemiyorsa ne yapamıyor? Öfkesini körp etmek arkadaşlar. Ne diyoruz ona? Frenlemek diyoruz değil mi? Ya da dizginlemek diyoruz. Bakın öfkesini körp etme. Başka nelerle çok kullanılıyor bu körp? Mesela şöyle çok görebiliyorsunuz arkadaşlar. Curb the inflation mesela. Enflasyonu frenleme dizginleme. Ya da currency diyoruz değil mi? Bu döviz kurlarını curb etme. Ya da başka ne diyebilirsiniz? Unemployment diye gidebilirim böyle. İşsizliği curb etme. Yani frenleme, dizginleme. Nereye doğru gideriz acaba? Var mı? Şöyle bir yorum katabilecek hocamız. 6 numara fena değildir arkadaşlar. Evet, lesson'da azaltma mantığı vardır ama birebir kendisini veren çok güzel bir fiil var orada. Decline de fena değil. O da azalmayla doğru gider arkadaşlar. Ama tam frenleme, dizginleme denince şimdi gelmeye başladı yorumlarınız. Daha güzel bir yer var. Neresi var? Restrain var arkadaşlar. Bakın bu restrain'de tam bildiğiniz dizginleme frenleme bakış açısı var. Hold back böyle geri tutuyorsunuz. O geri tutma olayı nedir? Frenlemeye çalışıyorsunuz. Dizginlemeye çalışıyorsunuz değil mi? Birebir beş numarada karşılığı var arkadaşlar bu fiilen. Ama dört ve altı numarada tabii ki azaltma olayıyla arkadaşlar yandan destekleyebilirsiniz. Bunda da bir problem yok çok uzakta değilsiniz. Şimdi Ceyhan'a geçtim. Bir kişi hakimin verdiği karara ebayt bay etmek zorunda kaldıysa, verilen kararlara ebayt bay etmek, kurallara, düzenlemelere, uygulamalara, prosedürlere ebayt bay edince ne yapmış oluyoruz arkadaşlar? En basit mantık. Az önce bir konuştuk ya. uyumuş oluyoruz. Yani itaat etmiş oluyoruz böyle obey mantalitesi var değil mi? İtaat etme, uyma. Yani ondan hiç ayrılmıyoruz. Ona yapışıp kalıyoruz. Bravo. Yapışıp kalıyoruz. Hakimin verdiği karara yapışıp kalmak demek uymak, itaat etmek. Tabii yapışıp kalıyorsanız bravo. Nereye doğru gittiniz? Sticker. Değil mi? Sticker'a doğru gittiniz. Stick to. Güzel. Üç numarayı aldım. Şimdi gelelim az önce bir comply with yazdınız. Doğru. İtirazım yok. Adhere to var. Doğru. Harikasınız. Conform tığı var. Bakın bunların hepsinde itaat etme uyma noktası var arkadaşlar. Kaçış olmadığı için bir yere gidemiyorsunuz. Harikasınız. Bütün hepsini bir arada toplamış olduk diyelim. Güzel. Şunları o zaman şöyle aşağı doğru çekiyorum. Siz orada zaten yerini gördünüz. Üç numaranın olduğu yerler. Şimdi iki havayolu firması var. Bu iki havayolu firması 1985 yılında merge etmek üzereymiş. İki firmanın merge etmesi ne oluyor? Hani çok derler ya böyle şirket evlilikleri. <laughs> Birleşmesi diyoruz, değil mi? Bir araya gelmesi diyoruz. İki firma 1985 yılında birleşmek üzereydi, bir araya gelmek üzereydi. Şirket evlilikleri deniyor bunlara. Aynen dediğiniz gibi arkadaşlar. Hop unite olma noktası merge olma noktası sonra birleşiyorlar ortaya bir şey çıkıyor ona da emerge diyorsunuz değil mi emerge de ortaya çıkma merge de birleşme bir araya gelme noktası var şimdi rakip firma the rival firm ne yapmış bizim teklifimizi turn down etmiş rakip firma bizim teklifi turn down ettiyse ne yapmış oluyor elinin tersiyle itmiş oluyor değil mi biz ona ne diyoruz reddetmek diyoruz değil mi? Elinin tersiyle ittiyse, reddettiyse aynı öyle bir refuse etme noktası var değil mi? Ya da bir reject etme noktası var değil mi? Şimdi burada kullanılan bir fiil var. Birinci anlamı azalmak, ikinci anlamı reddetmek. Heh, şimdi orada anlaşabiliriz arkadaşlar. Hem azalmak anlamıyla hem de reddetmek anlamıyla kullandığımız fiilimiz sizlerin de belirttiği gibi burada decline fiil olacak arkadaşlar. Hastaya bir ilaç verilmiş. The patient was given a drug. Sırtındaki acıyı, ağrıyı ease etmek için. Hani derler ya easy, easy. Geçti, geçti. Tamam, tamam. Rahat, rahat ol. Okay. Ease the pain deyince o ağrıyı, sızıyı, acıyı lessen etmiş oluyoruz. Yani azaltmış, yani dindirmiş oluyoruz. Değil mi? Şimdi dindirmek deyince çok güzel yine fiiller var. Arkadaşlar. Bir numaralı fiilimiz ne olabiliyor? Bravo alleviate olabiliyor. İki numaralı fiilimiz oh be diyoruz ya what a relief, what a relief. Oh be rahatladım diye böyle genel dilde de dediğimiz tamam süper her şey yolunda dediğimiz bir fiil var. Relief fiil hali, relief isim hali olacak şekilde yazdım. Tabii ki suit var, suit. Suit'ta da yine dindirme, hafifletme var arkadaşlar. Şimdi size en advanced'ini yazacağım. Okay. En advanced'de appease var. Appease the pain özellikle böyle ağrı kesicilerde vesaire çok kullanılıyor. Epize de yine dindirme hafifletme noktası var. Phrasal verb isteyen varsa die down arkadaşlar. Ağrının, sızının hafiflemesi, dinmesi, fırtınanın vesaire şiddetini dindirmesi, hafifletmesini die down'la beraber verebilirsiniz. Aklınızda bulunsun. Güzel, harikasınız. Şimdi geldim bir sayfa daha 7 numaralı grupta. Yunanistan 1832 yılında bağımsızlığını proclaim ederse ne yapmış olur arkadaşlar? Yunanistan 1832 yılında bağımsızlığını aslında proklam etmesi bağımsızlığını bravo duyurması, ilan etmesi şeklinde yorumlayacağız değil mi? En basit mantıkla böyle alacağız. İlan etmek diyeceğim, duyurmak diyeceğim arkadaşlar. Peki nereye doğru gideyim? Burada şimdi claim'i görünce sanki hani iddia etmekle mi alakalı bir şey? Hayır arkadaşlar. Yani tamam claim'de iddia etmek var ama pro ilan etme, duyurma şeklinde Doğru yerdesiniz. Declare, declare etme, duyurmaları. Announce ilan etmeleri. Oradan başka ne diyebilir? state diyebilirsiniz, değil mi? Beyan etme, ilan etme noktasında. Bununla da verebilirsiniz. Herhangi bir şey olmaz. Ha bir şeyin habercisi olma, müjdecisi olma noktası. Bir zamanların 2019'un YDS i. Aralık YDS'sinin doğru fiili Harold yani, Harold fiilini alabilirsiniz. Harold'da da habercisi olma, müjdeleme şeklinde. Hani biraz da yandan yandan onu da hatırlatmak istedi canım. E, parantez içerisinde tabii ki yan mecaz olabilecek boyutta sizlere sunmuş olayım. Bilim insanları bazı kriterlere göre bütün canlıları spesifay eder. Ne yapar arkadaşlar? En basit mantıkta sınıflandırmış olur, ayırmış olur, değil mi? O ayırmalarda, o sınıflandırmalarda şöyle geldim ve derim ki sort out eder, değil mi? Böyle parçalara ayırır yani sınıflandırır. Categorize eder ya da classify eder, değil mi? Bravo, harikasınız. Classify etme noktasında şöyle değerlendirebiliriz. Evet, yorumlarınızı sadece Naci Aslan Kılıç tarafına gönderebilirseniz mesaj kısmından Naci Aslan Kılıç'ı seçin. Sadece bana gönderin arkadaşlar. Genelde gözükmesin ki tüm arkadaşlara yorumlayalım. Geldim Ceyhan'a. Hayatınızda, yaşamınızda ne yaparsanız yapın, başarıyı seek edin. Seek success. Yani başarının peşinden gidin. Yani başarıyı arayın değil mi? Aramak, peşinden gitmek, bulmaya çalışmak şeklinde yorumladığımız bir fiilimiz. Tabii ki dikkat edelim. Seek to fiil bir ile karşılaşırsak burada amaçlamak anlamıyla, çabalamak anlamıyla kullanırız arkadaşlar. Ama burada isim olmuş. Seek a job, seek a house, seek success şeklinde. Evet burada look for diyoruz. Evet search for diyoruz. Doğru arkadaşlar. Levent hocam diyor ki hocam pursue var. Pursue. O peşinden gitme noktasında pursue alabiliriz tabii ki hocam. Hatta Şöyle hani go after bakış açısıyla da yorumlayabilirsiniz değil mi? Bir de phrasal verb olarak şöyle hunt for da alabilirsiniz. Hunt da avlamak var ya, hunt for a house. Yani ev avlamak demeyeceğim. Ev bulmaya çalışmak, ev aramak diye yorumlarsınız. Casuslar var. İstihbarat toplamak için ülkenin her köşesini scrutinize eden casuslar var. Arkadaşlar ülkenin her köşesini scrutinize etmek ne demek? Ülkenin her köşesini tabii ki yakından incelemek, didik didik etme noktası var değil mi? Öyle bir arama şeklinde. Yakından inceleme, yakından gözlemleme, didik didik etme noktasına gittiğimizde, evet egzamin etme, evet study etme, o çalışmalar, o incelemeler, ülkenin her köşesini yakından inceleyip, yakından gözlemlemeler ve bir adet gerçekleşen EYDS'de nasıl soruldu? Delve into olacak şekilde soruldu arkadaşlar. O delve into'da da derinlemesine observe closely gibi examine closely şeklinde değerlendirebiliyoruz arkadaşlar. Ve orada hani ne alabilirsiniz? Basitçe bir I, I closely olacak şekilde gidersiniz. Şu veterinerin veti var ya veti. Vete baktığınızda evet veterinerin veti olacak şekilde gittiniz de vette de, de arkadaşlar yakından inceleme gözlem yapma noktası var. O da bulunsun aklınıza. Veteriner de zaten hayvan cihazları ne yapıyor? Şöyle bir bakıyor hastalığı, rahatsızlığı var mı diye değil mi? Fiil olarak bunu alıyor. Zaten göz var burada. Gözlemlemek, gözetlemek, incelemek diye de çekin arkadaşlar. Çekebildiğiniz kadar. Güzel sen bu tartışmayı settle edecek tek kişisin. Bu yüzden harekete geçsen iyi edersin. Şimdi settle ya da settle down'ı görünce bir yere yerleşmek diyorsunuz değil mi? Ben buraya geldim, yaşamaya başladım, yerleştim. Ama anlaşmazlıkla kullanılıyorsa settle, bir problemle kullanılıyorsa settle ne diyoruz? Çözüme kavuşturma diyoruz. Yani bu anlaşmazlığı çözecek, çözüme kavuşturacak tek kişi sensin bakış açısıyla gidiyoruz. Bravo. Yani solve, solve ya da resolve diyoruz ya da yine arkadaşlar burada kendi içerisinde ne alabiliriz? Sort, sort out da diyebiliriz değil mi? Sort out da, da böyle bir sınıflandırma bakış açısı var. Problem, sıkıntı olduğunu da çözüme kavuşturma diye de değerlendirebiliriz. Ve özellikle peace settlement'lar var değil mi? Ne diyoruz o peace settlement'lara? Barış antlaşmaları diye geçiyor değil mi? Barış antlaşmalarında da peace settlement diye görürsünüz. çözüme kavuşturmalar Hocam diyor ki figure out olur mu hocam diyor. Hocam figure out da kavramak var. Understand ya da learn bakış açısına çok çok daha yakındır. Burada ise tamamen işi solve etme, çözüme kavuşturma. Yandan alabilirsiniz hocam. Yandan destekleyebilirsiniz. Bir problem olmaz. His achievements bir kişinin başarıları sizin beklentilerinizi surpass ettiyse arkadaşlar ya da bir kişi hız sınırını surpass ettiyse, bir kişi haddini surpass ettiyse ne yapmış oluyor? Aşmış oluyor, geçmiş oluyor. Değil mi? Aynen pes gibi surpass diyorum. Outstrip diyorum değil mi? Böyle aşmalarda, geçmelerde kullanıyoruz. Trafikte de çok kullanılıyor. Sollamak tabiri arkadaşlar. Değil mi? Overtake olacak şekilde değerlendirebiliyoruz. Tabii ki orada aşmalarda, geçmelerde en çok karşımıza ne gelebiliyor? Exit fiili gelebiliyor değil mi? Exit'te de hatta excess diyoruz değil mi? O fazla olan, aşırı olan şeye excess deyip isim olarak da yaklaşabiliyoruz. Hocam diyor ki, hocam outgrow. Outgrow'da artık kabına sığmaması var. Evet o da taşması şeklinde kullanılır. Artık kıyafetler size bir yerde küçük geliyorsa siz de o kıyafetleri outgrow etmiş oluyorsunuz. Bir kovaya suyu koyduğunuzda outgrow ediyorsa artık onu aşmış yani taşmaya başlamış demektir. Bir yerde üretim talebi outgrow ediyorsa evet aşıyordur geçiyordur arkadaşlar. Güzel bir fiil Hocama teşekkür ederim yine. Sekiz numaraya geldim. Çoğu şirket kriz anında bile kriz anında dahi şirketler ne yapabiliyor? Prosper edebiliyor arkadaşlar değil mi? Şirketler kriz anında dahi büyüyebiliyor dedim. Gelişebiliyor dedik. O büyümeler, o gelişmeler, o serpilmelerde değil mi? Şöyle büyümek şeklinde gelişmek diye notumu alıyorum. Evet ne diyebiliriz? Orada boom diye alabiliyorsunuz. Çiçek açmalarda da yine ne kullanabiliyoruz? Bloom diyebiliyoruz değil mi? O boomlarda, o bloomlarda, o büyüme gelişmelerde arkadaşlar. Başka ne alabiliyorsunuz? Thrive diyebiliyorsunuz değil mi? Thrive'da da harikasınız, harikasınız. Ve çiçekten, flower'dan hatırlayabiliriz değil mi? Flower'dan flourish, grow diye getirdiniz. Beş numaraya söylüyorsunuz. Doğru yerdesiniz. Flower'dan, çiçekten hatırlayın. Orada. Flourish, büyüme, gelişme. Prosper buradan sıfat oluyor değil mi? prosperious oluyor. İsim oluyor. Prosperity, zenginlik, varlık, refah şekline doğru gidiyor. Bunlar da yine büyümeyle, gelişmeyle alakalı. Phrase, bir de phrasal verb atayım madem aklıma öyle geldi. Come along arkadaşlar. Come along'da da böyle şirketler için büyümesi, gelişmesi. İşler nasıl gidiyor? We are coming along. İyi gidiyoruz, büyüyoruz şeklindeki kullanımlarda. Şimdi prompt fiilinden birazcık bir şeyler söylemiştik, bahsetmiştik değil mi? Bir yerden bir ses duydunuz, bir gürültü çıktı bir yerden. O ses sizin geri dönüp evi araştırmanıza, baştan sona şöyle bir incelemenize prompt olduysa arkadaşlar, duyduğunuz ses sizin geri dönmenize ne yapmıştır? Heh, neden olmuştur? Yol açmıştır değil mi? Az önce yukarılarda bir yerde bunun muhabbetini yaptık. Prompt olumlu bir cümlede geldiğinde hangi anlamı veriyordu? Yaparsın. Edersin değil mi? Cesaretlendirme, teşvik etme anlamı vardı. Ama bu tarz olumsuz cümlelerde bir ses duydunuz ve sizin geri dönüp evi araştırmanıza, incelemenize neden olduysa, yol açtıysa aynen öyle. Yine cause, bakın induce, biz oraya ne dedik aynı zamanda? Conduce değil mi? Conduce'de de yine neden olma, vesile olma. Özellikle Conduce to something bir şeye vesile olma. Şimdi Conduce to'yu açınca neden olma, yol açma vesile olmalarda give rise to geldi. Bravo. Harikasınız. Lead to geldi. Hocam dediniz bir tane daha var to'yla kullanılan demediniz ama ben demiş olduğunuzu biliyorum. Arka tarafta aklınızda contribute to'yu da yazdım oradan sevgili arkadaşlar. O yol açma neden olmalarda. Tabii ki phrasal verbimiz ne var? bring about'ımız var. Aynısı bring on arkadaşlar. <laughs> Yazılışı zor geldi hocam size bıraktık ya. Tamam yazdım arkadaşlar. Bring about gibi bring on'u da alabilirsiniz. Bakın. Bu da yine aynı şekilde yol açmak neden olmak diye gidiyor. Bu grup bayağı var yani. Hani birkaç tane daha atacak olsam atarım. Problem değil ama en çok kullanılan arasında bunlarla karşılaşabilirsiniz. Geldim dedi ki birisi beni zor kullanmaya kompel etme. Beni güç kullanmaya kompel etme. Yani beni güç kullanmaya itme, zorlama değil mi? Birini bir şey yapmaya kompel etme, itme, zorlama noktasında. Bravo. Dediniz ki hocam force etme. İyiye ya da kötüye herhangi bir şeye böyle itme, zorlama söz konusuysa arkadaşlar ne kullanabiliyoruz aynı zamanda? Urge kullanabilir. Örçte de itme, ön ayak olma, olumsuz bir şey varsa oraya doğru zorlamak diye de yorumlayabilirsiniz. Aynen öyle bakın sürükleme sürmek değil sürükleme itiyor yani onu oraya doğru çekiyor yani itip sürüklemiş oluyor. Evet denizliye baktım Anadolu'nun bazı bölgelerinde yıllardır persist eden birçok husumet var, düşmanlık var maalesef. Anadolu'nun bazı kesimlerinde yıllardır persist eden husumetler, düşmanlıklar ne demek arkadaşlar? Demek ki yıllardır persist ediyorsa yıllardır varlığını sürdürüyor. Yani devam etmek, sürmek, varlığını ve benzeri sürdürmek diyoruz değil mi? Persist, oradan ne oluyor? Persistent oluyor. Persistent'da da süre gelen devamlı oluyor değil mi? Aynen öyle last diyorsunuz. Persevere diyoruz. Persevere da sürmek, dayanmak, katlanmak, azmetmek, sebat göstermek, sebat etmek gibi anlamlara doğru gidiyoruz. Mars'a gönderilen yörünge kaşifi de perseverance olarak karşımıza geliyor değil mi? Ayakta kalabileceği için, sebat edip azim gösterebileceği için böyle bir isimden, böyle bir fiilden türeyip isimleşmiş. Evet, yıllardır devam eden husumetler, düşmanlıklar varsa size prevail fiilini de hatırlatmak isterim. Prevail da arkadaşlar hükmetme, hüküm sürme, devam etme gibi anlamlarla karşımıza geliyor. İyi ilişkiler yield eden bağlar devam ettirilmesi gerekiyor. Sürdürülmesi lazım. Eğer dünyada huzur, barış istiyorsak iyi ilişkiler yield eden bağlar. Arkadaşlar iyi ilişkileri yield etmek ne demek? İyi ilişkileri ortaya koymak demek, değil mi? İyi ilişkiler sağlayan, sunan, ortaya koyan bağları sürdürmemiz lazım ki dünyada huzur olsun, barış olsun, değil mi? Şimdi yield tarımla alakalı olsa, toprakla, araziyle alakalı olsa hasat etme ya da ürün verme diye kullanacağız, değil mi? O hasat etmelerde, ürün vermelerde ne kullanıyoruz? Evet, harvest ile alıyoruz değil mi? Ekip biçmeye yakın olan cultivate bakış açısıyla veriyoruz. Ama iyi ilişkiler vermek, sunmak yani iyi ilişkileri ortaya koymada bravo. Uzak değil aslında mecaz yapıyoruz değil mi? Produce olacak şekilde değerlendiriyoruz. Şimdi birisi bir sakatlık yaşıyor. Ve bu sakatlık duyma yetisini impair ediyorsa arkadaşlar kulağınıza Allah korusun top geldi diyelim. Sonra ne oluyor? İşitme yetinizi, duyunuzu impair ediyor. Şimdi orada tedavi etseniz, tamir etseniz ne yapmış oluyorsunuz? Repair etmiş oluyorsunuz değil mi? Repair'da ne var? Repair'da çift var. Çift. Eşleştirme olayı var. Repair tekrar çiftini aldığınızda biz buna tamir etme diyoruz. Yani fix etmiş oluyorsunuz bir şeyi. Mend etmiş oluyorsunuz, tamir etmiş oluyorsunuz ama başına bir im olumsuzluk eki gelince ne oluyor arkadaşlar? Onu bozmuş oluyorsunuz, değil mi? Impair sekteye uğratmak, bozmak yani zarar vermek, harm yani damage noktasına doğru götürüyorsunuz arkadaşlar. Ve orada disrupt devreye giriyor bakın. Sekteye uğratma. Bakın orada bölme noktası. Yani break devreye girmiş oluyor. Ya da break'li getirirsiniz işte break off demiş olursunuz. Araya girme, sekteye uğratma noktasında phrasal verb olarak da değerlendirebilirsiniz. Evet, dokuz numarada lütfen söyleyeceğiniz sözleri belli bir alanla confine to edin. Söyleyeceğiniz sözleri belli bir alanla confine to etmek. İtfaiyeciler saatlerin ardından alevi, alevleri, yangını belli bir bölgeyle confine to ettiler. Ne yaptılar arkadaşlar? Sınırlandırdılar değil mi? Lütfen söyleyeceğiniz sözleri belli bir alanla sınırlı tutun. Sınırlı tutmak eşittir. Sınırlandırmak diyorsunuz değil mi? Özellikle tu edatı ile beraber. Nereye gittiniz? Tabii ki sınırlandırma denince limite gittiniz. Limit de tu ile Restrict fiili de yine ile tabii ki keep de yine değerlendirebilirsiniz tutma, muhafaza etme noktasında. Güzel bir fiildir. Confine ve to edatıyla bu kullanım yapılır arkadaşlar. İtfaiyecilerle bu verdiğim örnekte de karşıma çıkan cümleler var. İtfaiyecilerin alevleri belli bir bölgeyle sınırlı tutması son yaşanan bir skandal var arkadaşlar. Bu yaşanan skandal bir kişinin yetkisini, havasını, karizmasını, otoritesini undermine ettiyse ne yapmış oluyor arkadaşlar? Bu yetkisini, havasını, otoritesini, karizmasını sarsmış oluyor arkadaşlar değil mi? Sarsmış zayıflatmış, zayıf düşürmüş oluyor. Bir skandal veya bir kişi skandala karıştıysa ne yapmış olacak? Tabii ki yetkisini, otoritesini, havasını, karizmasını Ebe güzel. Alttan alta, alttan alta dinamiti döşemiş oluyor. Yani sarsmış, zayıflatmış oluyor. Nereye gittim? Weaken noktasına doğru gittim değil mi? Şimdi mine'da ne var? Mine'da maden var değil mi? Maden var. Under deyince alttan giriş yaptık arkadaşlar. Ve ne oldu? O madene alttan dalış yaptığınız için bir nevi oraları artık o zemini sarsmış oldunuz. O bölgeyi zayıf düşürmüş oldunuz. Yani weaken'a doğru gittik. Decrease diyen hocalarım oldu. Azıcık bekleteceğim. Biraz bekleteceğim arkadaşlar. Şimdi bölgede bir ateşkesi promote etmeye yönelik bütün teşebbüsler başarısız oldu. Bölgede ateşkesi promote etmek ne demek arkadaşlar? Bir bölgede ateşkesi desteklemiş oluyorsunuz değil mi? Destekleme şeklinde aldığınızda Tabii bir şey çıkartıyorsunuz bir de promosyon ürün gönderiyorsunuz. O promosyonları niye yolluyorsunuz? Çıkardığınız ürüne destek olsun diye. Onu ön plana çıkarsın diye, değil mi? Yani foster etsin diye, yani encourage etsin diye kullanabiliyoruz. Aynen öyle. Alihan hocam. Aynen. Promosyon mantaretisi de buradan geliyor diyebilirsiniz rahatlıkla. Tabii promote'da arkadaşlar aynı zamanda terfi ettirme noktası da var değil mi? Yani bir kişiyi terfi ettirdiğinizde ne yapmış oluyorsunuz? Yine o kişiye destek olmuş, o kişiyi yukarı çıkarmış olmuyor musunuz? Evet oluyorsunuz. O anlamda da uzak bir mantık yok. Uçuş esnasında kabin basıncı önemli ölçüde büyük oranda diminiş olduysa, kış yaklaştıkça kullanılabilir güneş enerjisi diminiş oluyorsa, değil mi? Bu sefer ne oluyor arkadaşlar? Aynen dediğimiz gibi kabin basıncında azalmalar, kullanılabilir güneş enerjisinin miktarında azalmalar gerçekleşiyor, değil mi? Kabin basıncındaki bu azalma ya da bir kişinin atıyorum diyor ki sabrım diyor, değil mi? Sabrım diminish oluyor, azalıyor. Şimdi dediğiniz noktaya geldim. Decrease olacak şekilde kullanabilirsiniz ya da decline olacak şekilde yorumlayabilirsiniz. He deliberately came there ya bilerek kasten değil mi deli bilerek yaptı diyoruz. He deliberately came there to spoil the party. Bir kişi partiyi <laughs> mahvetmek için değil mi? Spoil <laughs> the party diye aldığımızda o partiyi mahvetmek için bilerek kasten oraya gittiyse arkadaşlar. Çocuklar için kullandığımızda spoil ne oluyor? Şımartmak oluyor. Bu şekilde parti için kullanılsa bir kişinin hayatını spoil etmek yine mahvetmek şeklinde. Doğayı, çevreyi spoil etmek mahvetmek şeklinde yorumluyoruz. Evet harm gibi, evet damage gibi, evet ruin gibi kullanabiliriz. Orada aynı zamanda o mahvetmelerde impair gibi alabilirsiniz. Tabii ki bozma, sekteye uğratma, rahatsız etme, mahvetmelerde disrupt olacak şekilde gidersiniz. Tabii ki destroy mantaliteleri, devastate gibi mantaliteler, distract gibi yok etme, mahvetme gibi mantaliteler de bunların arka taraflarından gelebilir. Ve akşam vakti yaklaştıkça aramalar intensify olduysa ne oldu arkadaşlar? Tabii ki yoğun hale geldi diyoruz değil mi? Yoğunlaşmak dediğimiz nokta yoğun hale gelmek şeklinde aldım. Evet, become more intense diye çok uzaklara gitmedim aslında. Hadi bir grup daha alalım şöyle ve Onuncu grupta arkadaşlar eşleştirmelerimizi tamamlamış olalım. Az önce yukarıda bir yere bir eş anlam olarak attığımız bir fiille karşılaşıyor. Tabii ki herkes neyi ister? Çok güzel bir maaşı olan bir kariyer pürsi etmek ister. Herkes çok güzel bir maaşı olan bir kariyerin peşinden gitmek, bir kariyeri izlemek, bir kariyeri takip etmek ister, değil mi? Peşinden gitmek, izlemek takip etmek, sürdürmek değil mi? Bir kariyeri sürdürme. Çok daha güzel olur şöyle. Sürdürmek diyerekler de alabiliriz. Pursue a career. Yani aynen dediğiniz gibi. Follow a career. Go after a career şeklinde. Hani şöyle çok güzel bir kullanım var arkadaşlar. Be in quest. Be in quest for something. Mesela I am in quest for a career with a well-paid job dediğinizde iyi maaşı olan bir kariyerin izindeyim peşindeyim şeklinde arayışında olma diye yorumlarsınız. Bu alanda kendisine rival etmeyin. Çünkü birçok yeniliğin öncüsüymüş. Kendisi birçok yeniliğin öncüsü olduğu için aman ha. Bu alanda kendisine rival etmeyin. Yani hem sıfat haliyle hem de fiil haliyle rakip diyoruz ya oranın şimdi ne olur rakip olmak ya da aşık atmak şeklinde değerlendiriyoruz ya. Bu aşık atmalarda, rakip olmalarda ne var? Yarışma var değil mi aslında? Aynen öyle. Onunla bu alanda sakın compete with etmeyin. Evet burada don't rival his değil de him olması gerekiyor arkadaşlar. Onunla derken his değil, nesne zamir olarak him olarak düzeltin size zahmet. Orada ufak bir kaçı vermiş gözümde. Ceyhan'a geldi. Bir izin verin, müsaade edin demişim ki bu yatırımın gerekliliğini enfisayz edeyim. Bu yatırımın gerekliliğini enfisayz etmeme müsaade edin, izin verin. He, bir şeyin gerekliliğini ben ne yapacağım? Enfisayz edeceğim. Yani ön plana çıkaracağım, vurgulayacağım değil mi? Vurgulamak, ön plana çıkarmak şeklinde. Bize bir şey vurduğunda ne yapmış oluyor? Bir şey bize vurduğunda bizde bir stres oluşmaya başlıyor değil mi? İşte o. Vurma noktası o stres noktasını tabii ki olumlu ya da farklı bir cümle içerisinde illa hastalık da değil farklı bir cümlede gördüğümüzde altını çizme belirtme vurgulama şeklinde değerlendirebiliyoruz. Ve burada atıyorum place emphasis şeklinde de arkadaşlar isim olarak karşımıza gelebilir. Place emphasis on ya da upon something. Bu noktada emphasis onu sordular bir sınavda aklınızda bulunsun. Put ya da place fiilleriyle yapılabiliyor. Put emphasis on something, place emphasis on something, bir şeyi vurgulamak, ön plana çıkarmak şeklinde. Yani şöyle bir highlight diyebiliriz arkadaşlar. Ya da underline diyebiliyoruz değil mi? Altını çizip belirttiysek, ön plana çıkartıyorsak makyaj ürünlerinde de ne var? Highlighter var değil mi? O highlighter da herhalde bir şeyi ön plana çıkarıyordur, gözleri mi? hanımefendiler yetişin hanımlar gözlerimi ön plana çıkarıyor. Bir şey ön plana çıkarıyordur değil mi? Vurguluyordur yani. Şimdi geldim Denizli. Bir kişinin kaza ikinci yıkamadan sonra shrink ettiyse arkadaşlar şöyle birinci halinde yazalım değil mi? Shrink diyorum. Kazak yıkamanın ardından shrink olduysa göz bebekleri karanlık bir yerden böyle ya da aydınlık bir yerden karanlık bir yere girince ya da tam tersi olunca shrink oluyorsa arkadaşlar. Ekonomi i̇şte shrink oluyorsa ne demiş oluyoruz orada çekmek şeklinde değil mi küçülmek şeklinde büzüşme kalp kapakçıkları için olursa büzüşmek diyorsunuz değil mi kalp kapakçıkları için nefes alıp verildikçe ne oluyor get smaller oluyor shrink oluyor küçülüyor çekiyor büzüşüyor şeklinde kullanabiliyoruz değil mi güzel. Şimdi Edirne'ye geldim. Dedim ki hiç kimseyi beklemeye endure edemiyorum arkadaşlar. Yani hiç kimseyi beklemeye endure edemiyorsam endure'ı olumlu olarak aldım. Ne dedim? Dayanmak, katlanmak, varlığını sürdürmek, yaşamak, çekmek diyoruz değil mi? Ne çektiğimi mi? Bir ben bilirim dediğimizde o yaşamak, deneyimlemek, çekmek olarak da aldık. Go through dedik, undergo dedik. O tarz kullanımlarda da değerlendirdik. Burada tahammül etme şeklinde aldım. Hani deriz ya, I can't stand, tahammül edemiyorum. I can't bear tahammül edemiyorum. I can't endure tahammül edemiyorum şeklinde değerlendiriyoruz. Yani tolerate bakış açısıyla kullanıyoruz. Phrasal verb'i nedir? Put up with olacak şekilde değil mi? Put up with de, de katlanmak, dayanmak, tahammül etmek şeklinde değerlendiriyoruz sevgili evet, arkadaşlar. buradaki anlamını belirtmiş oldum. Yağmur Hocam diyor ki tahammül etmek olarak kullanılabilir Ta kendisi hocam. Ben diğer anlamlarını da başta söyledim. Ondan sonra orijinal buradaki anlamına geldim. Ve sonunda birisi hedefine attain ediyorsa arkadaşlar yine sorulan fiillerden bir tanesi güncel sınavlarda karşımıza gelen fiillerden bir tanesi elde etmek şeklinde ulaşmak anlamıyla kullanıyoruz değil mi? Hedefini elde etme, hedefine ulaşma. Achieve goals accomplish diyoruz. Son YDS içerisinde karşımıza geldi değil mi? Attain, fiili. Yani şu Elinizdeki kitapta sevgili arkadaşlar gerçekten birçok dönem sınavın zor ya da kolay hiç fark etmez, orta şiddetli hiç fark etmez birçok fiilini, kelimesini, ismini, sıfatını çok rahatlıkla yakaladığımızı belirtmek isterim. Ee, bu anlamda hani geleceğe de bir öngörü olarak da tahmin olarak da güzel e, şeyleri var. Böyle bir ipuçları var. Bazen böyle değerlendirme aşamalarında kişiler çözerken ya da ben sosyal medyada paylaştığımda hocam ya bu kadar ağır sözcükler nereden gelir, ne yapar vesaire diye sorgulanabiliyor. Siz onlara hiç aldırış etmeyin derim. Bu anlamda gerçekten sağlam bir kaynak. Elimizin altında bulunan kaynağımız. Özellikle belli bir e, alt yapısı olan hocalarımız için ya da bizim atıyorum reading kitabı tarzında farklı bir reading kitabını bitiren hocalarımız için çok güzel bir e, sınavdan önce son ütü hali olacaktır diyeyim. Katıldığınız için ben çok teşekkür ediyorum. Şöyle son kez vedalaşmadan önce müsait olan hocalarımız varsa şöyle bir ufak görüntü alıp kitabı bana bir sallamanız mümkün olur mu? Şöyle bir bakayım bir kitapları bir göreyim. Zaten not almaya çalıştım arkadaşlar. Çok çok teşekkür ediyorum. Ee, o harikasınız. Herkes müsaitmiş odası. Tamam, süpersiniz arkadaşlar. Bravo. Şöyle şuradan bir alayım. Harikasınız ya. Aa, süper. Çok çok sevindim sizleri gördüğüme. Diğer şöyle bir açayım. Şu taraflardan da. Teşekkür ediyorum. Süpersiniz. Yeterli olur herhalde. Ben o kısımları pek fazla beceremiyorum. Bu kadar yeterlidir diyeyim. sizlere de fazla <laughs> tutmayayım. Bu tarz dersleri duyurmaya çalışacağım arkadaşlar. İnşallah sizlerde müsait olursunuz. Haberleştiğimiz sürece her zaman kapımız açık. Pekiştiririz. Güzel oldu arkadaşlar. Ee, tuttu diyeyim yani bu anlamda. Ee, ben de devam ettirme kararı aldım. İnşallah bir sonraki derslerde de karşılıklı sürdürürüz, devam ederiz. Katkılarınızdan dolayı çok teşekkür ediyorum. Yalnız bırakmadınız yorumlar kısmını. Teşekkür ederiz. Hayır. Ben teşekkür ederim. Hocam Teka çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Sağ olun. Ben İyi de hocam. teşekkür ederim. ayrıca. Devamı ya. gelir. Devamı gelir arkadaşlar. Bir hocam bir şey söyleyecek mi Kaçtım. Unuttum. Pekala. Ee, teşekkür ediyorum. Kitap olmamasına rağmen da davet ederiz ya o kadar da şey değil. <laughs> Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Çok çok sağ olun. Daha da fazla tutmayayım sizleri. Aklınıza takılan bir şey olursa hafta içerisinde ben beş gün boyunca arkadaşlara saat 13.00-16.00 saatler arasında yardımcı olmaya çalışıyorum. WhatsApp üzerinden. Herhangi bir sorunuz olursa buralardayız diyelim. Kendinize çok dikkat edin. Tekrardan görüşmek dileğiyle iyi akşamlar Sağ olun. hocam kendinize iyi bakın.